Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü programımızın konusu umut ve mutluluk. Yani hem mutlu hem de umutlu olabilmek. Bu zannettiğimiz kadar çok ilerlerde bir yerlerde değil. Malumunuz, bir şeye odaklanırken önümüze bakamıyoruz. Çok ileriye odaklandığımız için önümüzdeki çukurları da göremiyoruz, güzel şeyleri de göremiyoruz. İnşallah bugünkü programda bunlara biraz daha yakından bakmaya çalışacağız. Hepsi bu. Birçoğunu biliyorsunuz. Sadece bugün bir tekrar edeceğiz. Hem size hem bize kolay gelsin. İstisnasız olarak her insanın hayatı kendi gücü yettiği kadar imtihanlarla dolu. Ben imtihan diyorum buna ama kimi kader diyor, kimi depresyon diyor. Ama biliyoruz ki hayatta hiçbir şey boşuna değil. Vücudumuz inceleniyor bilim insanları tarafından ve şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. İşe yaramayan bir organın yok. Belki hayatına devam ediyorsun o olmadan, tek kolunun, tek bacağının, tek böbreğinin olduğu gibi ama boşuna yaratılmadığını anlıyoruz. Ağaçların yaratılma sebebi. Bunca tabiatta bitkinin, okyanus dibindeki gözle görülemeyen küçücük organizmaların, gökyüzündeki bunca denge, hiçbir şey biliyoruz ki boşu boşuna değil. Peki insanın başına gelenler içinde aynısını söyleyebilir miyiz? Evet, her yaratılanın bir amacı olduğu gibi başa gelenin de mutlaka bir sebebi var. Bizim bilemediğimiz bir hikmeti var. Kardeşlerim, bir diken battığı zaman onun acısını yaşıyoruz değil mi? Ne kadar küçük bir diken de olsa. Ama şunu da biliyoruz ki Müslüman olarak, benim ayağıma, elime bir diken battığında ecrini verecek olan Rabbim var Celle Celaluhu. Peki, bir diken battığı zaman acısı belki 3 saniye, 5 saniye sürüyor. Bunun ecrini bana verecek kadar beni seven ve beni tanıyan, sevap vermek için, bağışlamak için bunca kapısını bana açan Rabbim Celle Celaluhu, benim başıma gelen imtihanı görüyor mu? Görüyor. Ona da kim bilir ne kadar ecir verecek. Müslüman bu şekilde bakıyor. Şimdi zaten Müslüman da zaman zaman bunalıyor, kafir de bunalıyor dünyada. Maalesef bu konuda yanlış bir inanış var, o da şu. Efendim, namazını kılarsan, orucunu tutarsan, yani biraz daha dini vecibelerini yerine getirirsen, sağlam, itikadı düzgün, ihlaslı bir Müslüman olursan, hiçbir zaman bunalmazsın, moralin bozulmaz, depresyona girmezsin. Bu çok yanlış bir bakış açısı. İmtihanların bir tanesi de bugün çok konuşulan bu ruhi bunalımlar. Adına ne derseniz deyin. Zamanında depresyon olarak belki siyer eserlerinde geçmedi ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanların üzerine geldiğinde ne kadar bunaldığını biliyoruz. Dualarında bunları daha iyi anlamaya, takip etmeye çalışıyoruz. Onca sahabenin, değil mi? Her insanın dayanabileceği kadarını veriyor Rabbimiz Celle Celaluhu ve bu dayanma gücüne oranla da imtihanlar fazlalaşıyor. Demek ki Müslüman da bunalabilir. Müslüman bunaldığında ne çekiyorsa artık, hastalık mı o, karısından, kocasından mı çekiyor, parasız mı kaldı? Hangi imtihanı varsa ona emanet olarak verilen, ben bunların karşılığını ahirette alacağım diye ümit ediyor. Bunun için Müslüman dünyada imtihanını kazanıyor isyan etmedikten sonra. Yani Müslüman zaten kârda oluyor. Ama kâfirin durumu değişik. Zaten kâfirin bir dünyası var. O bunalımla zaten geçti, kökten zarar etti. Dünyada ibadet etmedi, iman etmedi. Diyelim kötülükler yaptı. Burada yedi içti. Kurban olduğum Mevla Celle Celaluhu, kendisine isyan edene de, kendisine hiç kimse kötülük edemez, buna erişemez, ayrı bir mevzu. Ama
kötülük yapmak isteyene, kendisine inananlara, zulmedenlere dahi nimetlerini veriyor Rabbimiz Celle Celaluhu. İşte o Allah Azze ve Celle, kafir ve Müslümanın da bu imtihanlarla beraber ahirette başına neler geleceğini bize anlatıyor. Kardeşlerim, şeytan işte o farkı bize unutturmak istiyor. Bu dünyada başa gelen imtihanlarla beraber hangi maddi imtihan olursa olsun veya manevi imtihanımız olursa olsun, bunları daha büyük göstererek, ümitsizlik zerk ederek bizim bunlardan ecir almamızı olabildiğince azaltmak istiyor. Çünkü biliyorsunuz şeytanın görevi o. Sana namazı sonra kılarsın, sonra kılarsın der. Baktı namaz kılmaya, abdest aldın, çalışıyorsun, tamam Allahu Ekber diyeceksin. Madem bunu durduramadım, namazını kılıyor, namaz da bunun aklına bir şeyler sokayım der. Onu da başaramadı. Maşallah namazını kıldın. Selam verdikten sonra şu tesbihatları yapmasın da, hani duadan en azından, Allah'tan bir şey isteyecek ya, ondan biraz böyle kırpayım der. Herkesle uğraşır. Şeytanın görevi bu. Sana namazını kılma demez. Çünkü sen namazını kılıyorsun. Diyelim içki içmeyen bir insansın. Onu haram olarak biliyorsun. Sana lütfen içki içer misin demez. Ya sana gıybetle gelecek, ya hanımına, kocana karşı saygısızlık yaptırarak, ya yalan söyleterek, harama baktırarak vesaire. Herkese göre bir şeyler sunacak. İşte şeytan bize bunu telkin ediyor. Bizim hayatta başımıza gelen o ağır dediğimiz acı tecrübelerimizde çilemizi ecre dönüştürmemizi istemiyor. Kardeşlerim, mutlu ve ümitli demiştik bugünkü programımıza. Mutluluğun konumuzla alakası ne? Biz insan olarak biraz daha mutlu ve huzurlu olmak için deniyoruz her şeyi. Ve bunun için yaptığımız şeyler var, çabalamalarımız var. Mutluluğun yolları yıllarca aranmış. Deneme, yanılmalarla, tecrübelerle, ne bileyim eğitimlerle, kitap okumakla, şunla bunla, birçok şeyle öğrenilmeye çalışılmış. Kimisi mutluluğu ben bu şekilde algıladım, böyle buldum derken, kimisi de seneler boyunca aradım ama gerçek mutluluk şu değilmiş, buymuş diyebiliyor. Bunları duymuşsunuzdur. Aslında başka bir şey daha yaparız mutluluğu ararken, o huzuru ararken, o mutluluk yollarını araştırırken mutsuzluğun yollarını da bulmuş oluruz. Öyle ya, bir şeyi ararken başka bir şey. Evinizde diyelim tırnak makasını arıyorsunuz. Tırnak makası neredeydi ya, şu kutunun içine koymuştum derken belki aradığınız başka bir şeyi de buluyorsunuz. Olmaması gereken, hatırlamamak istediğiniz şeyi de görebiliyorsunuz. Onun gibi düşünün. Arkadaşlar, hayat kendi başına düşünüldüğü ve hissedildiği gibi yaşanır. O zaman hayat olur bu. Ne demek bu? Aynı olayı yaşayan birçok kişi vardır. Başarısız olmuşlardır iş yerinde. Diyelim 3 kişi var. Bu insan ayrı ayrı değerlendirildiği zaman hepsi başarısız olmuş. Üçünün de duygusu, düşünceleri bir oranda benziyor birbirine. Kimisi ne olacak ya, tamam üzüldüm belki ama deyip bir günde o iş yerindeki başarısızlığını terk edebiliyor. Ötekisi, yok ya ben artık iş yerine bir daha gidemem, rezil oldum diyor. Her insanın yaşadıkları aynı olsa da dışarıdan bakılan ölçüde ama bir anlamda da onun ona karşı tepkileri farklı olabiliyor. Kardeşlerim, mutlu olmak ne demek? Mutlu olmak sadece belli bir durumda veya olaya karşı olabilecek kadar kolay açıklanacak bir şey değil. Çünkü az önce verdiğimiz örnekteki gibi oradan devam edelim. O üç kişiden bir tanesi için mutluluk belki çok uzak bir hayaldi, geniş bir gayeydi. Efendim 45 yaşına geldiğimde şu şirketin patronu olacağım, insanlara nasıl davranılırmış onlara öğreteceğim diye bir gayesi var diyelim o kişinin. Ona odaklanmış. Ama gerçekçi bir bakış mı, gaye mi? Hayır. Onun mutlu olması için çok ileride bir hedef var. Diğer kişi çok daha küçük şeylerden mutlu olabiliyor. Küçük hedefler koymuş kendisine ve eline bakıyor bazen. Elinde diyelim bir sivilce çıktı. Yüzünde
bir yanık var, saçı dökülüyor. Bunlara odaklanmak yerine kendisindeki nimetlere ne yapıyor? İlgisini veriyor. Küçük şeylerden mutlu oluyor. Diyelim o üçüncü kişi de ailesini gördüğü zaman, iş yerinden geldi, iş yerinde ne kadar başarısız olsa da, ne kadar morali bozuk olarak eve gelse de, kapıyı açan hanımı, ne bileyim küçük oğlu kızı, o ev ahalisini görünce mutlu oluyor. Evet, ben bugün mutsuzdum, başarısızdım ama çok güzel bir ailem var. Kapıyı açtıkları zaman bana tebessüm eden yavrularım var gibi düşünüyor. Her insanın mutluluğa bakışı ayrıdır. İşte burada büyük bir yanlış var. Hayat bir bütündür arkadaşlar. Mutluluk da bir bütündür. Birazdan bunları daha ayrıntılı bir şekilde incelemeye çalışacağız. Bizim yaptığımız yanlışları evvela bir ele alalım. Onlardan bir tanesi. Büyük bir yanlış. Her an mutlu olmam gerekiyor. İşte bu en büyük mutsuzluğu beraberinde getiriyor. Filmi biraz daha başa aldığımız zaman ailede iki kişinin tanışması, kadın ve erkeğin, istenmesi, nikah, ardından evlilik. Eğer bu adımı atarken her an mutlu olabileceğini, o evlilik müessesesi içerisinde hiçbir sorun yaşamayacağını, belki de insanlara ibretlik hadiselerin o evde yaşanmayacağını düşünerek, kıssadan hisselerde anlatıldığı, masallarda olduğu gibi bir aile düşünen insan, mutsuzluğu peşinen getirmiştir. Çünkü her an mutlu olabilen bir insan yeryüzünde olmamıştır. Aklı olan, imtihan konusunda mükellef tutulan bir insan her an mutlu olamaz. Umutlu olması ayrıdır, şükürlü olması ayrıdır ama mutlu ve mutsuzluğu imtihan olarak alırsak eğer, 24 saati, 365 günü ömrünün tamamı mutlu olan bir insan yoktur. Peki, ne yaptık biz? Evlenmeden önce beklentilerimizi yine yanlış bir şekilde mükemmele yakın hale getirmeye çalıştık. Kocası veya hanımı onun hayal ettiği gibi olacaktı. O amaçla evlendi. Ama burada yaptığı yanlış neydi? Hem çok ileriye gitti, kusursuzluk, mükemmelliyetçilik devreye girdi. Bir de kendiyle ilgili bir yanlış yaptı. Kendisini mükemmel zannetti. Karşındakinden, çünkü o kadar büyük beklentiler içerisinde olan insana sorarlar. Peki sen o hanımdan veya o adamdan bunca kusursuzluk bekliyorsun, şöyle davranmalı, böyle olmalı diye. Peki sen ne vereceksin, değil mi? İki yanlış yaptı. Arkadaşlar, her an mutlu olmak imkansızdır. Ama maalesef biz her anımıza bir mutluluk noktası koymak istiyoruz. Bu aslında güzel bir şey. Ama mutsuz olduğumuz zaman neden ben mutlu olamıyorum demedikten sonra güzeldir. Tekrar edeyim, konunun daha iyi anlaşılması için şükürden bahsediyorum. Mesela hastanız var. Şöyle hastalık var, ona göre bu daha iyidir dediniz mesela. Bu ayrı bir şey. Ama bunun sınırı çizilmezse insanı Allah korusun isyana kadar götürür. Şu olmazsa ben mutlu olamam. Bu olmazsa ben biterim gibi mevzular. Kardeşlerim, mutsuzluğa, keyifsizliğe veya ne olursa olsun hayatınızda bir şeyin yanlış gitmesine tahammülümüz kalmamış durumdayız. En büyük hatamız işte bu. Biz unutmamamız gereken bir şeyi öğrenelim, hatırlayalım. Her anımızda mutlu olamayacağız. Evlendin, her günün, bugün konuşulan mevzu işte, balayı gibi olmayacak. Evvela göz göze, el ele vesaire, sonra git öte diye zamanında böyle bir hafif küslükler, nazlanmalar da olacak. Bazen deprem gibi, bazen daha küçük böyle bir artçı sarsıntılar gibi şeyler yaşanacak. Bu senin sağlığın ile ilgili de bir şeyi getiriyor. Gerçeği, evet,
ben her zaman sağlıklı olmayacağım. Dişimin ağrımadığı günlerin sayısı, ömrümü hesap etsem ortalama %90'da iyiyim ama %10 ömrümün bir kısmında diş ağrısından kurtulamayacağım. Onu yaşayacağım, değil mi? Her şeyde bu var. Yani hayatta bir mükemmellik aramak, mutsuzluğa kapı aralamaktır. Hayatta mutluluk eşittir benim amacım, yaşam kaynağım dersek kaybederiz. Şimdi gün içinde birçok olumsuz şey yaşayabiliriz. Bunlar hayatın bir parçasıdır. Araç kullanırken size küfreden bir tanesi, yani söven bir tanesi diyelim, sinyal vermediğiniz için veya karşıdaki insan hatalıydı. İş yerine giderken çok affedersin yere bir tanesi çöp attı, tükürdü falan. Moralim bozuldu. Bunlar olumsuz şeylerdi. Kavga eden birilerini gördün. Patronun veya arkadaşın neyse bir şeyler söyledi. Evet, bunlar insan için. Hepimiz bunları yaşıyoruz zaman zaman. Bu kadar olur mu dediğimiz şeyler oluyor. Kabul ediyorum. Ama bunları hayatın bir parçası ve maalesef kötü de olsa hayatın gereği olarak görmek, dövünmemek ve üzülmemek lazım. Bir çözüm aramamız lazım. Çözüm nedir? Uyarabildiğin kadar etrafındaki insanları yere çöp atmasınlar, ne bileyim tükürmesinler veya olumsuz giden neyse senin moralini bozan, onu düzeltmeye çalışırsın etrafında ama sonra dersin ki madem düzelmiyor bir şeyler, ben elimden geleni yaptım, ben bu benim moralim bozan hareketi yapmayacağım. Etrafımdaki insanlara, yavruma, çoluğuma, çocuğuma da bunları anlatacağım kardeşim. Maalesef böyle insanlar var mı? Var. Evet, trafikte şöyle söven insanlar var mı? Var gibi. Hayat böyle devam edecek. Bunu bildiğin zaman kendini çok fazla kıstırmamış olursun. Bir yere böyle elinizi kıstırdığınız zaman küçücük bir yerdir temas eden kapıya vesaire kıstırdınız. Nasıl canınız yanar? Çekmek istersiniz. Hayat da böyledir. O niye böyle, şu niye böyle, bu niye böyle olmadı demeye başladığınızda küçük küçük bir yerlere kendinizi kıstırdığınız anlamına gelir. Ve canınız daha da yanar. Bunu yapmayın. İnsanın her an mutlu olması demek, hayatını mahvetmesi demektir. Yani mutluluk için kendini parçalaması. O zaman ne olur biliyor musunuz? Biz insanlar, kadın da, erkek de zamanla mutsuz oluyoruz. Neden? Doymuyoruz, nankörüz arkadaşlar. Kur'an'ın tabiri böyledir. Bugün mutlu eden sene bir şeyler var diyelim. Yarın mutlu etmeyecek, daha fazlasını isteyeceksin. Bugün ayağımı yerden kessin, bir bisikletim olsa ne güzel olur diyen bir insanın, aylar sonra ya bir motosikletim olsa veya ondan da 6 ay, 7 ay sonrasında keşke bir arabam olsa dediği gibidir. İnsanoğlu doymaz. Biz böyleyiz. Hiç eğip bükmeye gerek yok. İşte zamanla rutin bir hal alacak mutluluklar. Artık bizde eski heyecan, o efendim güzellikler kalmayacak. Monoton bir şey olacak. Aman yine bugün işte bilmem kaç bin liralık iş yaptım. Çok zenginim ya ama moralim bozuk demeye başlayacağız. Ünlü insanların, tanınan insanların yaşadığı o mutsuzluk sendromu gibi. O insanlar milyonlarca insanın idolüdür. Ne demek idol? Rehberidir, rol modelidir. Onlar gibi olmak isteyen milyonlarca insana, değil mi, örnektir. Ama o insanlar kendi hayatlarında ne kadar mutsuz olduklarını da itiraf ediyorlar. Ha demek ki aynı yere geldik. Her an mutlu olmak için zengin olmak sadece veya efendim şu kadar tanınmak, burada oturmak yetmiyor. Dünyanın en zengini de olsanız veya fakirseniz dünyanın en merhametli, en iyi yürekli hanımı veya kocası sizin de olsa, 550 kez umreye gitseniz, 2 güne bir oruç tutan bir Müslüman da olsanız, günde milyarlarca tevhid kelimesi çeken bir zikir ehli de olsanız, bilmem hangi yerde
cihat eden Allah Celle Celaluhu'nun dini için uğraşan bir insan da olsanız, bu sizin sorguya çekilmeyeceksiniz anlamına getirmez. Her an mutlu olacaksınız da sizi getirmez. Hata yapabileceğiniz gibi mutsuzluklarınız da olacak. Kardeşlerim, mutluluğun tanımını o yüzden iyi yapmak lazım. Ümitten, umuttan bahsedeceksek. Mutluluk hayatın istendiği düzeyde, böyle bazen kısa, bazen uzun hedeflerin gerçekleşmesi de oluyor. Ama bazen de unutmamak lazım, insanla ilgili olur ve herkesin isteğine göre mutluluk şekillenir, hamur gibidir. Hamuru bir hanım kardeşimiz çok güzel simit yapar, açma börek yapar. Ama erkeklere verseniz, ben acizane kendimden biliyorum. Tabii çok maharetli abilerimiz de var, kardeşlerimiz de var. Bana verdiğiniz zaman ben ancak ilkokuldaki o tuzlayarak böyle bir hamur yapıyorduk ya, şekiller veriyorduk. Böyle bir garip garip şeyler yaparım. Çünkü herkese göre değişir o hamurla ne yapacağınız. İşte bugün geldiğimiz nokta da böyledir. Sizin isteğinize göre mutluluk şekillenir. Kimi insanları kolay kolay mutlu edemezsiniz. Kolay kolay mutlu olmayan, küçük şeylerden elhamdülillah, olsun bunu da şükür demeyen bir hanımınız varsa siz mahvoldunuz. Allah kolaylık versin. Küçük şeylerden mutlu olmayan, tam tersine küçük şeyleri araştırıp da huzursuzluk çıkaran bir kocanız varsa siz mahvoldunuz. Allahu Teala yuvanızı sağlamlaştırsın. Amin. Hayat arkadaşı böyleyse bir insanın, annesi babası böyleyse mahvolduk. Çok ağır bir imtihan ama ümitsizlik yok. Mahvolmamız duygu durumumuzla alakalı ve bir süre devam edecek. Kardeşlerim, yaptığımız yanlışlardan bir tanesi algılarımız. Az önce mutlulukla ilgili birkaç cümle paylaştık. Şimdi geldik acıya. Eğer hayatınızda acılar var, yani imtihandasınız, size ağır gelen şeyler var, acılar yaşıyorsanız, size acı verecek kadar değerli şeylere sahipsiniz. Allah Allah. Ne demek bu? Şöyle, acı yaşıyorsanız, bu sizin önemli olduğunuzun, değerli olduğunuzun bir göstergesidir arkadaşlar. Acılar bir yaşam kaynağıdır. Hayata bağlanmanın bir göstergesidir. İnsanın kulağının yaratıcısı tarafından Celle Celaluhu çekilmesidir amiyane tabirle. Şimdi bir soru soracağım size. Hani olmuyor biliyorum ama hayatta hiçbir şey size acı vermedi bugüne kadar. Çocukluğunuzdan alın, kaç yaşınızdasınız? 30-40. O yaşa kadar, bugüne kadar hiçbir acı yaşamadığınızı düşünün. Hiç size kötü davranılmadı, başarısız olmadınız, ötekileştirilmediniz falan filan. Ne bir kayıp yaşadınız, ne bir bitiş yaşadınız, ne kovuldunuz, ne gözyaşı döktünüz. Peki söyler misiniz? Hayal kurarken bile ne kadar bize garip geliyor. Bu hayatın siz neresindesiniz? Hayatı boyunca acı yaşamamış, göğsü ağladı ağlayacak gibi olmamış bir insan bulabilir misiniz? En merhametsiz, katil, gaddar dediğiniz insanlarda dahi en azından hastalandıkları zaman o acıyı hissettiklerini görürsünüz. Eğer acı hissetmeyenlerdenseniz, ki imkansız, bu hayatta hiçbir şeye sahip değilsiniz. Çünkü acı çekildiği zaman İnsan acı çekmediği zamanları anlıyor. Bugün tabiata baktığınız zaman da aynı şeyleri görüyorsunuz. İşte yağmurlu bir hava, ardından hafif bir gökkuşağı, bir güneş açıyor. Ama bu da devamlı olmuyor. Belli bir zaman sonra bir rüzgar, hadi bakalım bir fırtına, hava duruluyor. Karla karışık yağmur, bilmem ne, devam ediyor. Bir öyle, bir böyle. Acılar bir yaşam kaynağıdır.
hayata bağlanmanın bir göstergesidir. Ve hayatta sadece mutlu olanlar olmadığı gibi sadece mutsuz olanlar da yoktur. Bir başka yaptığımız hata, acıda olduğu gibi onu iyi anlayamamak, bazı ekler. Bugün kaygının çok fazla olduğunu biliyoruz. Özellikle malumunuz dünyada aylarca gündemi işgal eden bir virüsten, COVID-19 virüsünden bahsediliyor. Bu da kaygıyı bir kez daha gündeme getiriyor. Fark ettiğiniz gibi kaygının temelinde iki şey var aslında. Ne demek? Nedir bunlar? Ya olayı çok büyütmek vardır, gücü de küçültmek vardır. Yani felaketleştirmek vardır bir tarafta, bir tarafta da ben bunu başaramayacağım vardır. Bir insan yaşadığı kaygı ne ile ilgili olursa olsun, çocuğumu kaybeder miyim, başarısız olur muyum, işte COVID-19, koronavirüs bana bulaşır mı, ne olursa olsun kontrol edememe, baş edememe eğiliminde olduğunu biliyoruz. Yani ya olursa, başıma gelirse, efendim, ya şöyle anlatırsa birisi benim hakkımda şunu, veya bugün bir toplantı var, bu toplantıda dilim sürçerse biterim, mahvolurum. Eğer annem, işte babam vefat ederse, ben çıldırırım gibi. Mutsuzluğumuzun temel nedenlerinden biri de, gerçeklikler üzerinden değil de duygularımızı kendi meydana getirdiğimiz maalesef düşüncelerimize değer vermektir. Kardeşlerim, tercihlerimiz çok çok önemli. Tercihlerimizdeki nedenler de çok önemli. Bugün yapılan yanlışlardan bir tanesi de ümitsizliğe ve mutsuzluğa götüren aşırı genellemede bulunmaktır. Kaygı dedik az önce, bir olay yaşadık, imtihandı. Bunun tekrar tekrar yaşanması korkusu vardır. Ve bu kaygı insanlarda hep bir gelecekle ilgili adım atarken hata yaptırabiliyor. Eğer eskiden başınıza gelen bir olayı tekrarlarca yaşıyorsanız, sorun aslında sizin yaklaşımınızda oluyor. Aynı nedenler, aynı sonucu dönüştürüp getiriyor. Ve siz aynı yaklaşımlar ve aynı nedenlerin üzerine kurduğunuz her şeyde aynı sonuç alırsınız. Yani tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklersiniz. Hem geçmişe sığınıp onun üzerine hayatı kurmak bir mutsuzluk sebebidir, hem de nedenleri değiştiremeden sonuçları değiştirmeye çalışmak bir mutsuzluk nedenidir. Genelleme de bunlardan biri. Bundan yıllar önce bir konuda bir başarısızlığınız, mutsuzluğunuz var. Aynı konuyla ilgili adım atmanız gerekiyor. Yıllar geçmiş aradan dersinizi aldınız, tedbirlerinizi aldınız, değil mi? Ama yine bu genelleme olacak. Maalesef ben hiç şunu yapamadım. Halbuki iki kez denediniz, bir konuda başarısız oldunuz. Diyelim namaza başlayacaktınız yıllar önce. Bir sohbetten etkilendiniz, Allahu Ekber dediniz, başladınız. Aradan biraz zaman geçti. Tembellik şuydu, buydu, ortam vesairesiydi, namazı terk ettiniz, eyvah. Şimdi aradan iki sene geçti. Bu sefer ne yaptınız? Ya ben şimdi namaza başlayacağım ama iki sene önce bu başıma gelmişti, ben namazı terk etmiştim. Aynısını yapmaktan korkuyorum, o yüzden yine namaza başlamayayım, yarım yapmaktansa hiç yapmamak daha iyidir diye bir genelleme, şeytanın bal dök de yala dediği türden, halay çektirecek türden bir genellemedir. Çok mutlu ederiz, Allah korusun. Eğer böyle bir şey başınıza gelirse, hiç yapmamaktansa yapmanın matematiksel olarak da üstün olduğunu kendimize hatırlatalım ve dua edelim. Ya Rabbi, senin huzurunda eğilmeyen, ibadetin lezzetini henüz tatmamış olan kardeşlerimize bunu nasip eyle. Kendi nefsinin ve diğer insanların fısıldamalarıyla yoldan çıkmalarına izin verme.
Ya Rabbi, huzuruna kabul ettiğin, secdede aminlerini duyduğun kullarının da ne olur, bu ibadetleri devamlı ve daha samimi şekilde yapmalarına nasip eyle. Amin. Genellemeyeceğiz. Ne kadar genellersek, zamanla böyleydi, şöyleydi, bu bizi daha çaresiz duruma getirecek. Kardeşlerim, biz Müslümanız. Çaresizlik konusunda İslam hiçbir şeyin çaresiz olmadığını bize vurguluyor. Ama bazen biz hayatta kendimizi çaresiz hissediyor muyuz? Evet, ama bu yanlış. Çaresizlik hissetmek ayrıdır. Çaresiz insan olmak ayrıdır. Çaresiz bir şey yoktur. Çünkü çaresizlerin çaresi vardır. Celle Celaluhu. Ama çaresiz hissedebilirsin. Sadece bir şeyler yapması için cesareti ve planı olmayanlar vardır. Yeni Bir Ben Olmak adlı bir yazı vardı. Belki daha önceki programlarda dinleyenler vardır. Diyor ki, sen yolunu çizersin. Önceden planlarsın. Allah'ın izniyle şöyle yapmak istiyorum. Şundan sonra bunu yapmak istiyorum. Ama engelleri de kabul edersin. Yani önüme şu engel çıkabilir. Ben böyle bir plan yaptım ama bu da başıma gelebilir. Onu da yolunu çizersen, çizerken aklına getirirsin. Gerekirse bazı konularda destek alırsın. Ama bilirsin ki çaresiz bir insan yoktur. Ne yapacağını bilemeyen insan vardır. Nasıl yapacağını bilemeyen insan vardır. Bu ikisi birbirinden oldukça ayrıdır. Ve neyi nasıl yapacağımızı en iyi bilen insan da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hadis-i şeriflerde bize onca şey hayat düsturu aktarıyor ki, kendi hayatıyla bize kim örnekti? Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayette kendisinin niçin gönderildiği, kendisine ittiba etmemiz, onun yolundan gitmemiz gerektiği neden aktarıldı? Çünkü kendisi örnekti. İşte bu konuda da çaresiz hissettiğimizde de kendisinin hayatında da acaba çaresizlik ile alakalı neler yaşadı? Bunu öğrenmek için siyer okumalıyız veya vaktiniz yoksa dinlemelisiniz, tavsiye ediyorum. Uzaktan davulun sesi çok güzel geliyor. Bugünkü programımızın içerisinde bir yerlerde duydunuz. Her insanın bir başka bir özentisi oluyor. Vay be, şunun gibi olsam diyoruz, özeniyoruz. Ama onun ne yaşadığını bilmiyoruz. Bilmiyorum, senede bir de olsa şöyle yüksekçe bir yere çıktığınızda bir köy olur veya bir memlekete giderken manzarası olan bir yer olur. Hiç rastladınız mı buna? Geceleyin bir şehre tepeden baktığınızda küçük küçük böyle ışıklar görürsünüz, binalar. Binlerce, on binlerce böyle, şehrin büyüklüğüne göre değişir, ışıklar vardır. Bir daha şöyle düşünmenizi tavsiye ediyorum acizane. Bazen bakınca diyorum ki, kurban olduğum Mevlam, bu ışıkların her bir tanesi neyi ispat ediyor? Burada bir yaşam var, bir hayat var, bir ev var. Her ışık bir aile. Ya Rabbi diyorum, acaba hangi dert var? Bugün hangi neşe var? Bugün hangi heyecan var? On binlerce hane, içinde ne olduğunu bilmiyoruz. O hanelerden bir tanesi yarın bir kayıp verecek. Ecel gelip onu alacak, haberi yok ama ışığı hala yanıyor. Bir barda, diskotekte, bilmem fuhuş işlenen bir yerde. Zıplayıp duran bir kişinin belki olduğu gece kulübünün ışığını görüyorsun. Uzaktan hiçbir şey belli olmuyor ki. Orada da bir insan ertesi gün bir trafik kazası geçirecek, felç olacak. O ışıklara baktığınız zaman ne olur böyle bakın.
on binlerce ışık karşınızda. Sessizlik, evet. Ama o evlerin içinde ne var bilmiyoruz. O yüzden hiçbir insan sadece zengindi, tanınan bir insandı, şöyleydi, bilmem neydi diye özenmesin. O evlerin içinde, o ışığı yanan hanelerin içinde hangi dertler, imtihanlar ve onları neler bekliyor bilmiyoruz. Bilemiyoruz. Bazen senin nefret ettiğin, ya bundan artık tiksiniyorum dediğin, giymek istemediğin kıyafeti giymek için 10 sene hayal kuran insanlar var. Burun kıvırdığımız şeyler var ya, ondan bahsediyorum. İşte nereye geldik? Peygamberler de zaten peygamber olduğu için Allah-u Teala'nın seçilmiş kulları ne acı çekerler ne imtihana tabi tutulurlar diyoruz. Tam tersine, daha fazla. Allah dostlarına bakıyoruz. Oh ne güzel, hayatları ibadetle geçmiş. Çok güzel bir hayat sürdüler. Hayır, hanımlarından imtihana tabi tutuldu, evlatlarından imtihana tabi tutuldu. Peygamberlerin hayatlarını biliyoruz. İşin neticesi şu, çaresiz insan yoktur ama ne yapacağını bilemeyen, nasıl davranması gerektiğini bilmeyen insan vardır. Kardeşlerim, mutluluk ile alakalı çok sevdiğim bir yazı var. Programımızın bu kısmında da hepsini belki okuyamam, biraz uzun ama bir bölümünü aktarmak istiyorum. Sunday brunch, yani pazar kahvaltısı deniyor yurt dışında. Bununla ilgili bunu konu alan bir yazı var. Diyor ki, pazar sabahları 53 çeşit Sunday brunch'la pazar kahvaltısı yapan aile, milletin içinde çocuğu haşlıyor. Ye zıkkım olasıca, neyin eksik? Niye yemiyorsun? Oğlum yesene, beni deli etmesene, yemeğini bitirsene. Aile farkında değil. Çocukları onca nimet arasında, nimetlerin tadından mahrumken yemeğin farkına nasıl varsın? Dolayısıyla ilk önce nimetlerin farkına varmak gerek. Şimdi filmi baştan alalım. Ailecek arabalarına binip bir otelin kafesinde pazar kahvaltısına gidiyorlar. Bir kere pazar günü hayattasın, ailenle berabersin. Hasta değilsin, felçli değilsin, evden çıkabiliyorsun kendi isteğinle. Yani ev sahibi kirayı ödemediniz diye sizi kapı dışarı edip evden atmıyor, öyle bir ihtimal yok. Ve araban var. Arabaya binecek ayakların var. Bir otele gidip pazar kahvaltısı yapacak paran var. Gittiğin yerde önüne serilen 53 çeşit kahvaltılığı görecek gözün var. O mis gibi sıcacık ekmeğin kokusunu alabilen bir burnun var. O reçeli ekmeğe sürebilecek ellerin var. Ve belki de şeker hastası değilsin reçel yiyebildiğine göre. Hastahanede, yoğun bakım ünitesinde cihazlara bağlı bir hayatın yok. Ya da hapishanede tutuklu da değilsin. Annen ölmüş, öksüz, baban ölmüş, yetim değilsin ve böyle bir hayatında olmadı belki de. Annen ve baban, çocuk sahibi olmayan, çocuk hasretiyle yanan ama çocukları olmadığı için içleri hep buruk kalan bir ailede değildi. Türkiye'de yaşıyordun, Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, Afrika'da değildin. Bir devletin var. Kaos ortamında değildin. Otele giderken yolunu kesen bir eşkıya olmadı mesela. Ya da Suriye'deki gibi her gün patlayan onlarca bombanın birisinin patlama riski yok evinde. Rahatsın. Ya da baban işini kaybetmedi. İşi var, kazancı da iyi. Annen baban seni çocuk esirgeme kurumunun kapısına bırakmadı mesela. Ya da her şeyi boş ver, bugün dışarıda hava güzel. Gezmeye çıktığına göre Sibirya'da yaşamıyorsun. Dondurucu bir soğuk da yok. Ya da çöllerin ortasında kıl bir çadırda yaşamıyorsun.
Susuzluk derdin yok en azından. Musluğu açıp su eline dökülüyor. Anne ve babanla çöpten ekmek toplayan bir aile değilsin mesela. Kılık kıyafetinle kabul gördüğün kesin. Seni içeri aldıklarına göre. Ha, hırpani kılıklı, köprü altı tinercisi değilsin. Zaten içeri de giremezdin. İtibarın var. Seni kovmadıklarına göre, cebinde yiyeceğin yemeklerin parası da hazır. Masada birbirinizin yüzüne sevgiyle bakacak kadar güzelsiniz. Yüzü yanmış, garip, hasta bir çocuk yok karşında. Ki kaldı ki, yüzü yanık ya da yara izli nice insan, diğerlerine nazaran daha şükürlü ve sevgi dolu yaşıyor hayatı. Ama sen öyle değilsin. Annesi yüzüne bakarken korkan bir çocuk değilsin ve senin annen de yüzüne bakılmayacak bir insan değil. Yani fiziksel olarak bakınca iğrenilecek bir yanık yüz yok. İnsan içine çıkmanı engelleyen bir rahatsızlığın yok. İnsanların senden rahatsız oldukları da yok. Masada iştahını kaçıran bir sebep de yok ortada. Peki evladım, niçin yemiyorsun? 7 milyar dünya insanından en azından 6 milyarına nasip olmayan o nimetleri sen niçin yemiyorsun? İştahını kesen şey nedir yavrum? Filmi biraz daha başa aldığınız zaman göreceksiniz ki, değerli dinleyenlerim, şükürsüzlüktür. Annesi babası bebekliğinden o yaşına kadar şükrü hiç anlatmamışlar. Her isteği yapılmış ve pohpohlanarak büyütülmüş. İşte şükürsüzlük hastalığı da bugün ümit ve umudu, mutlu olmayı konuştuğumuz şu programda karşımıza çıkıyor. İştahsızlık, şükürsüzlük iştahsızlığı var. İştah şurubuyla maalesef bitmiyor. Bambaşka şeylerin yapılması lazım. Hepimizin yapamadığı, es geçtiği, ihmal ettiği bir şey. Çocuklarımız şimdi gözlerimizin önünde eriyip gidiyor, kişilik olarak eriyip gidiyorlar. Hem beden olarak, zihin olarak, fizik olarak, ruhsal olarak. İştahları kesiliyor, hemen doktora iştah şurubu. Zayıflayınca kuvvet macunu, canları sıkılınca antidepresanla geçiştiriyoruz. Ne başı belli, ne sonu. Peki ne yapacağız? Bu şükürsüzlük sendromunun bize verdiği zararlar belli. En pahalı oyuncaklar alınmasına, çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanmasına rağmen o hasret kaldığınız mutluluğun ışıltısını oğlunuzda, kızınızda görebiliyor musunuz? Eskiden çarığı ayakkabı, dalından yere düşmüş portakalı top yapan, çift kale maç eden insanlardık biz. Yırtık pırtık bir çocuk kitabı, onu okumaktan defalarca her sayfasını büyük bir istekle tekrar tekrar çevirmekten haşat olmadı mı ellerinizde? Bir arkadaş geldi mi yanınıza, yüzümüz güler ve akraba geldi mi, eviniz şenlenirdi hatırlayın. Şimdi palyaço ekipleri, şenlendirici hokkabazlar bile çocukları güldüremiyor. Sahte gülümseveler var. Halbuki annemiz anlatıyor, oğlum şimdiki gibi değil. Sen gülünce göz bebeğinin işi gülerdi. Şimdi gülüşler bile sahte. Kardeşlerim, minik dünyalarda da o miniklerin büyüdüğü ve koca koca adamlar, kadınlar olduğu dünyada da şükürsüzlük sendromu var. Çağımızın manevi vebası ve Covid-19'dan çok daha etkili maalesef. Doymuyoruz. Şükrümüzü Allahu Teala nasıl arttıracağını bize anlattığı halde
duymamazlıktan geliyoruz. Kardeşlerim, yaptığımız hatalardan bir tanesi daha. Bir şeyin sonucunu düşündüğünüz her şeyde zevk almak yerine kaygılarınızla boğuşmaya devam ediyorsunuz. Ya olursa ya olmazsa'ya hayatımızı döndürüyoruz. Belki belirsizlik, karamsarlık, hep olumsuzlukları seçme gibi düşüncelerde bulunuyoruz. Ne oluyor? Mesela sınav kaygısı. Sınav kaygısının tek nedeni sonuca odaklanmak. Ya kazanamazsam, ya sınav günü başım ağrırsa, geç kalırsam gibi bir şey. Hayat da aslında böyle. Hep bir şey olursa derseniz, evden çıkmamamız ya da kimseyle iletişim kurmamamız gerekir. Sonuca odaklanmak, o sürecin de kötü yaşanmasına da sebep olacak. Sonuca odaklanmak bazen özgüven sorununun da göstergesi. Rahat olamamaktır, kaybetme kaygısıdır. Mesela eğer böyle bir insansanız, neden böyle düşünüyorum diye kendinizi de sorgularsınız. Eğer günlük hayatınızda ya ile başlayan cümleler varsa, ya böyle olursa, ya şöyle olursa veya se, sa, iki çok kullanıyorsanız, böyle yapsa, şöyle olsa, bunlar çok fazla hayatınızda varsa, bunlara inanmak yerine bunların gerçek olmadığını aklınıza getirmelisiniz. Olumsuz bir şey. Ben bugün işte trafiğe çıkacağım, 3 günlüğüne bir yere gideceğim. Ya kaza yaparsam mesela, inşallah yapmayacağım, önlemimi aldım. Bunu niye düşünüyorum'a kendinizi getirmeyeceksiniz. Bu da büyük yanlışlardan bir tanesidir. Olmayacağını düşüneceğiz. Sağlar, S'ler, yağlar ile başlayan ya öyle olursa ya böyle olursa diye biz olumlu düşünmeye devam edeceğiz. Ve unutmayacağız ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de hayatında birçok badire atlattığını biliyoruz. Kendisi bu fani dünyadan ayrılma dakikalarında dahi Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizin dizinde nasıl ecel telleri döktüğünü biliyoruz. Hüzün yalı diye kendisinin adlandırdığı hanımı Hatice radıyallahu anha annemizin vefatı ile birlikte başlayan, ardından kendisine kol kanat geren en sevdiği amcasının vefat etmesiyle yaralanan bir peygamberden bahsediyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Etrafındaki insanlar kendisiyle kendi kıt akıllarıyla dediler ki, bak Rabbin seni unuttu, bak gökten artık ayet gelmiyor, ne oldu? Güldüler, kahkaha attılar, alay ettiler. En sevdiği hanımına zina iftirası atıldı Ayşe annemize. Çaresiz kaldı. Bir ayet-i kerime bile gelmedi, daraldı, zorlu bir imtihandan geçti. Ve her hususta olduğu gibi hüzünde, üzüntüde, kısaca bugün çok konuşuluyor ya depresyon veya stres diyoruz. Neler yapılacağını da bize anlattı. Ya, demek ki benim peygamberim de sallallahu aleyhi ve sellem daraldı, üzüldü, hüzünlendi, ağladı. Bunları bilmemiz lazım. Ama dipsiz kuyularda kendini hissetmedi. Bir imtihandı bu diye düşündü. Hep duaya sarıldı. Ben hüzün yılındayım, dinimi tebliğ etmeyi bırakıyorum, biraz dinleneceğim demedi. En zor zamanlarda davasına hizmetle daha fazla meşgul oldu. Bugün ne diyoruz? Tedbili mekanda ferahlık vardır. Biraz ne derler? Tatil diyelim buna. Mekanı değiştirmek. Bazen odaların şeklini değiştiririz ya. Tedbili mekanda ferahlık vardır diye ayrılmış. Başka yere gitmiş. Taif'e gidiyor biliyorsunuz. Biraz şöyle bir ferahlamak için. Bu sefer onlar da kötü davranıyor. Zaten gerekli şeyleri biliyorsunuz. Defalarca anlattık. Arkadaşlar, demek ki bunalım, imtihan hayatımızın şu anda olmazsa olmazları gibi görünüyor.
Ama bizim bunları nasıl algıladığımız, bizde bunun ne kadar nüfuz edeceğini Allah'ın izniyle siz karar vereceksiniz. Rabbimize yaklaşmak için bir vesile kabul edersek kazanırız. Bazen içe kapanmalar, bunalımlar, daralmalar olur. Rabbimize yakınlaşmak için bir vasıta kabul ederiz. Dün bir haber okudum. Bir doktor hanım kardeşimiz yazı yazmış. Çok da hoşuma gitti. Unuttum getirmeyi okumak için. Ben diyor koronavirüs diyor hastası oldum. Kendim de doktordum. Ve o zamanları yaşadıktan sonra ne kadar şükretmem gerektiğini daha iyi anladım. Hayata ne kadar şükürle bakmam gerektiğini daha iyi anladım. Tevekkülü, kanaati unutmuştum diyor. Başımıza gelen bir olaydan alacağımız dersler de var. Bu doktor hanım kardeşimizin olduğu gibi. Dostlar, kabz hali var biliyorsunuz. Bir de bast hali vardır. Tasavvufta geçer. Vaktimiz yok. Bazen kabz hali, hani kabz etmek olur ya, daralırsın böyle bir ondan sonra. Bazen de bast hali gelir. Yine Allah tarafından gelir bu Celle Celaluhu. Kendini ferah böyle geniş hissedersin. O yüzden hani kahrın da hoş, lütfun da hoş diyebilmişler. Ya da bir tanesi ne demiş Allah dostu? Derman aradım veya derman arardım derdime. Meğer derdim bana derman imiş. Benim derdim ne, derdim ne, dermanım ne, dermanım ne diye ben arayıp duruyorum. Meğer benim zaten derdimin dermanı bu dertmiş. Benim bunu yaşamam gerekiyormuş. Kardeşlerim, Allahu Teala bazen sıkar, bazen açar. Bugün kendini çok sıkıntıla, böyle gerçekten o kabz halinde, sanki kaburgaların birbirine değecek kadar böyle sıkıntılı halde görürsen, bil ki bunun bir nesi var, bitişi de var. Bunu unutmayacağız. Allahu Teala son nefeste imanla çene kapamayı nasip eylesin, insi ve cinni şeytanların şerrinden bizleri muhafaza buyursun. Birazdan Ercan Gör kardeşimiz sizlerle beraber bir başka programda buluşmak ümidiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.